Evet sevgili takipçim, gerçekten şöyle yine yakından göstermek istiyorum. Buradan diğer tarafa doğru. Yani doğayla iç içe. Burayı nereden bulmuşlar, nasıl gelmişler, nasıl yapmışlar Ermeniler. Bu dağların arasında bu kiliseyi. İnanılmaz bir şey, muhteşem. Her yıl ayine geldikleri yer neresi acaba? Her yıl yukarıda bir yer var, ayin yapmaya geliyorlarmış. Biz nasıl hacca, Ümre'ye, Mekke'ye gittiğimiz gibi onlar da. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bu taşları nasıl getirmişler, ne an, herhalde odaymış her birisi. Şunu alabiliriz. Ayrı ayrı. Şöyle gösterelim. Kayaların arasında bir yer. Bunlar da ayrı ayrı odalarmış. Tabii ki tarih zamanla yıkılmış. Buraları ziyarete gelenler var. Dağların, çok yüksek dağların ortasında bir kilise. Diyerek şimdi yukarıya doğru çıkalım. Şu taşlara bakar mısınız, kayalara? Hiss seviyesi %20. Hiss seviyesi? %20'ymiş şu anda his. Sis seviyesi, yani öyle bir yerdeyiz. İnanılmaz bir yer. Rize'den sonra Trabzon'un bu Sümele'ye hayran kaldım. Sümelek Manastır. Evet. Şimdi Ava Vera Kilisesi'ni gördükten sonra yukarıya doğru çıkıyoruz yine. Bakalım neler varmış. Şuradan şöyle yürüyeceğim ben. Gerçekten şaşırılacak bir şey. Hayır, buraları nereden bulmuşlar? Nasıl gelmişler? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hep şaşkın kalıyorum. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Şöyle bir yerden. Gel gel otur vallahi. Ay olmadı, koydum peçete küçük peçete. Aşk hep böyleydi. Aşağıda 2 kilometre. Böyle bir tahta yol yapmışlar. Bu yoldan, o kiliseden sonra böyle bir yolda gidiyoruz ama inan nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Şimdi bakacağız. Yani keşfetmeye çalıştığımız yerleri de sizlere göstermeye çalışıyoruz. Şu aşağı inanılmaz. Ya bu Ermeniler burayı nereden bulmuş? Kolesterol var. Öyle bir ziyaretçi akını var ki keşfedenler etmiş, biz çok geç kalmışız. Dağlardan sular akıyor şu anda. Ve biz yukarıya doğru çıkıyoruz şu an. Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler, çok yüksek sesle konuşuyorum çünkü çok fazla ziyaretçi gelmiş bugün buraya. Şöyle bir aşağıya bakar mısınız, bu merdivenlerden yürüyoruz. Ağaçları. Bak yine kayanın ortasında nasıl çam ağaçları. İnanılmaz. Biz geliriz, yakalarız sizi. Muhteşem, muhteşem sevgili takipçilerim. Sevgili arkadaşım, gerçekten gelip görmenizi isterim. Tabii ki yorulduk. Artık dağıldık. Ama yapacak bir şey yok. Bu güzellikleri görmeden de gidemiyoruz. Yani Batum Zeller.
sevgili takipçiler. Kaç ülkeden gelip ziyaret etmişler bunu. Merdivenler çıkarken çok zor ama inerken kolay görünüyor. Çık çık bitmiyor. İniş daha zor. İniş daha mı zor? Ben yok. Hadi ya. İş daha. Gitmeye değermiş. Şimdi gidelim. Öyle bir yollar ki git git bitmiyor. Bu yollardan bu kiliseyi nasıl yapmışlar, nasıl çıkmışlar. Ya inanılmaz inanılmaz. Hala çıkıyoruz. Dur durak yok. Ya, az kaldı ya dediğini düşünüyorum. Hala gidiyoruz. Bitiremedik bu yolları. Ve nerede bu kilise? Herhalde müzik sesi geliyor. Evet. Burada da iki tane güzel kardeşim. Evet, kiliseyi gördük. Şimdi kiliseye yukarı çıkıyoruz. Ya inanamıyorum bu insanlar buralara nasıl çıkmışlar. Şimdi o kadar çok merdiven çıktık ki dağın zirvesi. Hala çıkıyoruz. Azra yan tarafa çıkıyoruz böyle. Şöyle tepesen de bir manastırı göstereyim. Buraya her yıl ayin için bu kadar merdiveni çıkıp geliyorlarmış. Şimdi kilisenin içerisine giriyoruz. Manastır. İnmek de bitmiyor. Biz yine iniyoruz aşağıya doğru. Gerçekten buraya gelmek. Ah, Allah'ım. Bu Ermeniler buraya nasıl gelmiş? İnanamıyorum. Bak aşağı ineceğiz. Harika yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Çok ziyaret yapmamış. Hala kabilem var. Şimdi bu merdivenlerden aşağıya gideceğim. Tekrardan şuradan bir saat merdiven inip çıkıyorum. Burası kilise ya ki oda galiba. Şöyle bir göstereyim. Oo, çok yüksek. Karanlık bir mağara gibi ya. Şuradan aşağı doğruya devam ediyorum. Ama yine bir odası var. Şu şekilde tarihi eserler kurmuşlar. Taç galiba krallara ait. Şarap kaseleri, şömineleri. Buradan da çıkalım şöyle. Bu buradaki mağarayı kiliseye dönüştüren kişilerin ölümlerine kadar burada yaşadıkları ve aynı anda ölümlerinden sonra da Hanım Manastır'a dönüştürüyor. Sümerler bugünkü adıyla tam da bu bağlanıyor. Karadağlar ve Tümeş Asmeras. Ben bilmiyorum ben oradan zamanla Sumeras olarak söylenen bu söz yani, Sümerler. Hatta günümüzde bile Sümele. Rivayetlere göre İmparator Anastasios döneminde kiliseye yeni yapılar yapıldı. İmparator Justinianus döneminde de General Belisarius tarafından yapıdaki eklentilere devam etti. Bilimsel bulgulara göre manastırın ilk yapı modelisi 13. yüzyılda Trabzon Komnenoslar İmparatorluğu döneminde. 1461 yılında Trabzon, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Osmanlı İmparatorluğu tüm dinlere saygı geleneği ve bölgedeki barış ortamının bozulmaması için manastıra özel ihtimam gösterir, fermanlar çıkartır. Sümela en büyük mimari gelişimi Osmanlı İmparatorluğu döneminde.
Şehzade-i Sultan Selim 1489 yılında Trabzon'a vali olarak tayin edilir ve bu dönemde de manastırla iyi ilişkiler kurar. Hatta Yavuz Sultan Selim tarafından kütüphane bölümleri inşa edilmiş ve buraya birçok kitap ve üç kollu altın bir şamdan getirilmiştir. 1919 yılından sonra siyaseti karışmaya başlayan manastır, 1923 yılında boşaltılmasıyla özellikle dini nitelikli eşyalar Sümele yöneticileri tarafından bazı kiliselere yapıldı. 1931 yılında Atatürk'ün özel izniyle de bu emanetler Yunanistan'dan gelen heyete teslim edildi. Sümele Manastırı'nda Anakaya Kilisesi, Ayazma, Şapeller, Mutfak, Yemekhane, Çam Kulesi, Kütüphane ve Öğrenci Odaları gibi bölümler var. Mutfak bölümüymüş. Şöyle bir göstereyim. Lambaları, kazanları. Arkadaşa bakar mısın? Fırınları. Bir şekilde devam ediyoruz. Bir gün bir yer. Şöyle bir gösterelim. Banyo galiba. Bir dakika. Bakar mısın? Harika. Harika ya. Nasıl? Nasıl işlemişler? Tamam, sağ ol, devam ediyor. Daha yine bir mağaraya doğru yere gidiyor. Şurada çeşitli kısa. Ya el yazılarıyla. Bunlar orijinal mi? Boya değil. Burası neymiş? Ayinlerin yapıldığı yerler herhalde. Hadi gelin şuraya. Kiliseye bir de şöyle en tepeden göstereceğim. Çünkü gezmekte bitmiyor. Çok fazla odaları var. Şöyle bir göstereyim. Kayaların ortasında bir yer. Öğrenci odaları, ayin yerleri. Ama ben bu kadar şöyle gösterebildiğim kadar size göstermeye çalıştım. Şimdi aşağıda oturuyorum. Yine ben konuşayım. Şu anda manastırı gezdik, gösterdim. Şu anda aşağı doğru iniyoruz.
sevgili Tayfun. Çok yorulduk. Ama değdi. Muhteşem bir doğa.